Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sık sık kilo alıp zayıflayanlar için çok güzel bir cilt germe maskesi hazırlayacağız arkadaşlar. Sadece 3 malzemeye ihtiyacımız var. Birincisi yumurtanın akı, bir yumurta akı hazırladım. Birkaç dilim kivi ve aloe veranın jelini kullanacağım. Eğer ki aloe vera bitkiniz yoksa hazır jel de kullanabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar cildinizde, gıdık altında, kollarınızda, iç bacağında ve göbekte sarkmalar varsa bu vereceğim tarif tam size göre diyorum arkadaşlar. Çünkü spor yapmadan eğer ki sporsuz bir zayıflama yöntemi uyguluyorsanız vücudunuzda gerçekten bir kilo verdikçe sarkmalar oluşacaktır. Eğer ki düzenli spor yapıyorsanız vücudunuzda zayıflayarak sarkmalar oluşmayacaktır. Spor yapamayanlar için eğer ki kilo veriyorsanız özellikle hızlı kilo verimlerde sarkmalar olur. Çünkü o zaman da önlemimizi almamız gerekiyor. Bu hazırlayacağımız kürde arkadaşlar en etkili olan cilt germede yumurtanın akı olacaktır. Aloe verayı kullanmamın sebebi de cildimizi hem nemlendirecek hem besleyecek hem de ciltteki pürüzleri de ortadan kaldıracaktır. Kivi ise cildimize hem beyazlık katacak hem de peeling yapacak. Aynı zamanda kivinin çekirdeği ile aynı zamanda peeling yaparak da cildimizi hem gençleştireceğiz, pürüzleri ortadan kaldıracağız, lekeleri ve sarkmaları da önlemiş olacağız. Önce yumurtanın akını bir güzel çırpıyorum. Yumurtanın akını çırpıp tamamen kıvamını çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü yumurtanın akını çırpıp kıvamını çözmezsek diğer malzemelerimize karıştıramayız. Yumurtanın akını tamamen çırpıp çözdükten sonra aloe vera jellerini de çıkarıp hemen geliyorum. Aloe vera jelini de çıkardıktan sonra bunu da ayrı bir kasede tamamen ezeceğim. Ezdikten sonra diğer yumurtama karıştırıyorum. Aloe veranın jelini de tamamen çırptıktan sonra çözüldü. Çözmeden diğer ikinci malzemeye karıştırmayalım arkadaşlar. Ayrı ayrı kaselerde tamamen çırpalım. Ve şu an yumurtamın akına karıştırıyorum. Aloe vera jelini. Bir yaprak aloe vera jeli yeterli. Sonra da kiviyi eziyorum. Kiviyi de yine ayrı kapta ezelim arkadaşlar. Kivinin tamamen olgununu seçip bu maskelerde kullanırsak daha iyi olur arkadaşlar. Hem ezmesi kolay olacaktır hem de cildimize sürerken zorlanmayacağız. Kiviyi de tamamen ezdim ve pürüzsüz hale getirdim arkadaşlar. Daha sonra da karıştırma kasemin içindeki aloe vera jeli ve yumurtanın akına karıştırıyorum. Tekrar hepsini birlikte özdeşene kadar karıştırıyorum. 3 malzemeyi de arkadaşlar bir kapta krem haline gelinceye kadar karıştıralım. Bu hazırlamış olduğumuz arkadaşlar cilt germe maskesini en fazla 2 defa kullanabiliriz. Çünkü içinde yumurta olduğu için fazla uzun dayanmayacaktır. Ve bu maskemizi haftanın 2 günü yapmamız yeterli olacaktır. Yıkadığımız bu şekilde arkadaşlar kullanıyoruz. Cildimizin tamamına sürmeden önce bileğimizin iç kısmında küçücük bir yere bir test edip 3-5 dakika bekleyelim. Cilt germe maskesini arkadaşlar gördüğünüz gibi sürdüm.
Sürdükten sonra cildimizde 5-6 dakika bekletelim ve yıkamadan üzerine bir kat daha sürelim. Bu şekilde 5 dakika daha bekletelim. Üçüncü katı da sürdükten sonra cildimizin, elimizin tamamen gerildiğini hissedeceğiz ve o zaman kırışıklıklarında, sarkmalarında açıldığını ve gerildiğini hissederiz. Arkadaşlar, bu şekilde bu hazırlamış olduğumuz maskemizi nerelere kullanabilirsiniz? Gıdık altına kullanın. Yanaklarınıza, göz etrafındaki çizgilere, alındaki çizgilere, kırışıklıklara, kol sarkmalarına, bacak sarkmalarına ve vücudunuzun her yerine de kullanabileceğiniz çok güzel bir cilt germe maskesi. Haftada bir kere kullanabileceğiniz cilt germe maskesini arkadaşlar bu şekilde hazırlayarak en fazla 2 defa kullanın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer ki cildinizin tamamına kullanmayacaksanız yarım yumurta akı da yeterli olacaktır. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip zil sesini açmayı ve yorum atmayı da, abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.